Bornova 2. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Genel Kurulu, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un katılımıyla yapıldı. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dr. Mustafa İduğ'un divan başkanlığını yaptığı genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Erol Çamkıran, en büyük sorunlarının hurda araçlar ve düzensiz park eden araçlar olduğunu belirtti. Bu hurda araçlarla ilgili gerekli toplantı yapıldı. Bununla ilgili de gerekli açıklamayı Sayın Başkanlığından isteyeceğiz. O kadar güzel bir beyan verecek, izah edecek, bizlerin mutlu olmaması mümkün değil. Bir de düzensiz park eden araçlar. Ya arkadaşlar, dükkanın önüne araç koymuşum. Karşıya araç koymuşum. 302 sokakta. İki tane oraya, iki tane oraya. Peki ben bunları nasıl engelleyeceğim? Vatandaş, esnafımız bunu düşünmezse, esnafımız bunu bilmezse ben nasıl engel olacağım? Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İdu göreve gelir gelmez sanayi sitelerinin başkanlar kurulunu kurduklarını, bu kurul sayesinde sorunların daha hızlı çözüleceğini söyledi. Göreve geldikten 15 gün sonra sanayi sitesinin başkanlarını toplayarak başkanlar kurulu adı altında bir konsey oluştu. Sanayi sitelerinin başkanlarının içinde olduğu Sayın Suat Özdağ'ın başkan olduğu bir kurul oluştu. Bu kurul sanayi sitelerinin sorunlarını direkt belediyeye ileten ve hızlı çözümler getiren bir konsey. Birinci gündem maddesi hurda araçlar. Biz bu projenin adını Anjur projesi koyduk. Damarları açacağız. Ben buraya gelirken 15 dakika sanayi sitesine giremedim. Müşteri nasıl girsin ki buraya? Gelin Forum Bornova'nın oradan giremezsiniz. Neden? Sağlı sollu çift otopark ve hurda araçlar tamamen yolu tıkamış. Yani buraya müşteri gelemedikten sonra kim, hangi esnaf iş yapacak? Önce bizim damarları açmamız lazım. Birincisi, benim araç çekme yetkim yok ilçe belediyesi olarak. Bu İş Bankası'nın önündeki ana yola kadar olan şey, sol tarafta otopark var. Büyükşehir'e aittir. Talimat verdik. Oradaki araçları çektiriyoruz. Yani Türk Elektrik Kurumu'nun Kerem Bey'in de bulunduğu ülkenin karşı köşesinden sanayinin çıkışına, buradan Forum Bornova'nın oradaki Yapı Kredi Bankası'nın oradaki girişten ana arterlerdeki bütün hurda araçları ve otoparkla ilgili olan koruyu kaldırıyoruz. Bunu yaparken yasal yollarla yapmak lazım. Birincisi, çalınmış araçlar var. Onları motor plakası ve plaka ve motor numarasıyla emniyete bildiriyoruz. Emniyet yakalaması varsa otomatik kendi çekiyor. Eğer yakalaması yoksa biz çekicilerle Pınarbaşı'nda 8 dönümlük bir yerimiz var. Bütün buradaki hurda araçları çekmeye başlıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bir aylık bir yazı yazacağız. Bildireceğiz. Bu bir ay içerisinde aracını çekmiyorsa fotoğraflarını çekeceğiz. Arşive koyacağız. Teslim alıp Pınarbaşı'nda hurdalık alana koyacağız. Dolayısıyla sadece Bornova 2. Sanayi Sitesi değil, Bornova'nın merkezinde de bu araçlar bir hayli fazla. Olabildiğince Eylül sonuna kadar bu araçların tamamını ortadan kaldıracağız. Yani kabul edenler etmeyen... Genel kurula katılan esnafı sanayi sitelerinin taşınıp taşınmayacağı konusunda da bilgilendiren Başkan İdo şöyle konuştu. Bizim Bornova Belediyesi'ne 2. sanayi sitesinin kaldırılması, 3. sanayi sitesinin kaldırılması ile ilgili ya da herhangi buraya inşaat yapmak üzere herhangi bir müracaat yok. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Geçmiş 2018'de araştırdım. Hiç öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Hele bu ekonomide. Sayın Başkanımız, burası altın nedir? Evet, Cumhuriyet altını. Bugün etik dükkanlara 500-600 bin lira para talep ediliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet altını olduğu kesin, daha da artabilir. Ancak buraya bir an önce işte 1100 esnafı, 3. sanayiye 2000 kişiyi taşıyalım, bir başka yere götürelim gibi bir proje şu anda konuşuluyor. Ancak hiçbir şekilde uygulaması yok. Bizler çok kalabalığız. Dolayısıyla biz 2. 3. sanayi sitesi gibi yerleri kaldıracaksak, en azından bu söylediğimizin 2 katı, 3 katı olan 3000-4000 metre dükkanların olabildiği yerler oluşturmalıyız. Ben projeye baktım, 100 metrekare dükkanlar planlanmış. Değerli arkadaşlar, geçmiş olsun. Artık bu teknoloji ve ekonomide öyle 100 metrekare dükkanlar iş yapmak mümkün değil. Eğer bizler bir başka yere transfer olacaksak, dükkanların en az 300-400 metrekare olması lazım. Artık özel servislere geçildi. Dolayısıyla bunları bu şekilde planlamak lazım. Ve sadece yer üstüne inşaat yapan değil,
Bakın burası ne kadar yanlış yapılmış. Emin abi, bunun altına inilseydi burası en az iki kat daha metrekareye sahip olacaktı. Değil mi? Toprak bir tane. Altına inmekte en büyük maliyet belki ama bir kere olacaktır. Dolayısıyla yeni yapılacak yerlerin mutlaka toprağın altında yatırım yapılması ve 400 metrekareden zemin altı ve üst kat şeklinde 1200 metrekarelik planlar yapılmalı. Artık bizim yapacağımız işler böyle olmalı. Bu açıdan bakıldığında şu anda Bornova Belediyesi'ne herhangi bir müracaat yoktur. Hepinize saygılarımı sunarım.